baba. Oley! Fıtığım. Dönüş. Ağlam. Buradayım. Kardeşim. Neden bu kadar babamı çok özlediniz? Ya, evet doğru. Ya niye bu kadar özlüyorlar ki zaten yani? Sanki yıllardır görmüyorlarmış gibi değil mi? Hadi bakayım, hadi bakayım içeri. Gel kızım. Gel buraya. Gel bakayım buraya. Ya oğlum siz ne biçim adamsınız lan? Ha? İnsan böyle bir şey saklar mı oğlum? Kahrolduk lan burada. Kardeşim biz konuşuruz sonra. Baba. Heh. Sen neden kimseye haber vermeden gittin? İşte kızım ben... Yani patron İzmit'te bir kafe açıyordu. Söylemediler mi sana? Söylediler. Tamam da... Sen niye beni aramadın? Aradım aslında. Aradım ama işte sen uyuyordun ya da okuldaydın. Neyse yani artık buradayım. Bir daha hayatta bırakmam seni. Ben de. Ben de seni. Siz. Baba! Geldim. Hop! Evet geldim, geldim. Sütümüz de geldi. Agaydı. Bitiyor. Aa! Gel buraya. Oh benim mis kızım ne özlemişim seni. Ben de seni babacığım. Baba. Hı? Neden bu kadar uzun kaldın? İşte işlerim uzadı kızım. Benim pişmaniyem nerede? Ne pişmaniyesi? Ya Cemal amcam bana dedi ki baban gelirken sana pişmaniye alacakmış dedi. Ha o getirdim. Getirdim de şimdi gece gece pişmaniye yenmez kızım. Nerede bakayım senin kitabın? Hadi kitaba başlayalım. Babacığım kitap mı tap yok. Hepsi yangında yandı ya. Ha doğru. Ya bir tane de Canan ablamla okuduk onu da bitirdik. O zaman babanın sana yeni kitapları alması gerekiyor. Çünkü babasının kızı kitapsız yapamaz. Hı hı. Madem kitap yok. Yok kızım yok ben masal anlatamıyorum ya. Anlatamıyor olabilirsin ama çok güzel uyduruyorsun. İyi bari. Uydurayım bir tane daha. Gel buraya. Gel buraya. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir diyarda, kral bir baba ve prenses kızı yaşarmış. Sen gel gel. Ben sana çok pis yükleneceğim gel. Oğlum sen hasta mısın lan? He? Lan oğlum senden daha beter ölüp ölüp dirildik lan burada. İnsan böyle bir şeyi nasıl söylemez oğlum? Siz kafayı mı yediniz ya? Yani tek başınıza işi halletmek ne demek oğlum? Bana niye söylemiyorsunuz bunu? Ya, haklısın kardeşim, haklısın. Sen de haklısın. Candan da haklı da yani Öykü'nün yanında kalmanız gerekiyordu. Doğru söylüyor oğlum adam. Tamam Candan buradaydı da senin de burada olman gerekiyordu. Sonuçta Öykü'nün en sevdiği amcası sensin. Yani kız
Senin yanında kendini daha güvende hissediyor. Ya tamam oğlum, anlıyorum da insan böyle bir şeyi nasıl söylemez ya, ha? Tamam oğlum, tamam, haklısın. Demir, her şey bitti değil mi artık? Bitti. Artık buradayım. Oğlum dua et, çok mutluyum var ya, a**tım seninle. Tamam ya, tamam. Hadi bakalım, ben kaçtım. Uğur sen de yat artık. Gece oldu hadi. Ne yatacağım oğlum, daha dur ya. Kardeşim Nasret, gidereyim biraz. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Tekrardan hoş geldin kardeş. Hoş bulduk kardeşim. Hadi candan görüşürüz. Hadi. Gelme Uğur, gelme, ben kaçtım. Tamam kardeşim. Hadi iyi geceler. İyi geceler kardeşim. Oh be. İnsanın evi gibisi yok vallahi. Doğru da bizim evimiz yok ki. Yok, var. Benim evim sensin. Kızım, sevdiklerim, dostlarım. Sizler yanımda olduktan sonra evdeyim ben. Kardeşim benim ya. Aslanım ya. Çekiyorum. Dur bir de şöyle öz çekim diyorum. Sen. Geç. Babaya da salatalık. Sağ ol. Candan nerede kaldın? Geldim, geldim. Evet, çaylar da geldi. Demir. Ellerine sağlık. Al bebeğim sen de sütünü. Evet, afiyet olsun. Bal ekmek. Baba. Efendim kızım. Ben bugün okula gitmesem seninle kalsam. Olmaz kızım. Zaten uzun zamandır okula gitmiyorsun. Hem ben de kafeye gideceğim. Yani şimdi artık normal hayatımıza geri dönmemiz gerekiyor. O okula gidilecek. Tamam mı? Tamam babacığım. Ne oldu? O zaman sen beni bırak okula. Sizi okula bırakmak benim için büyük bir şereftir prensesim. Şimdi güzelce yemeğimizi yeriz, dişlerimizi fırçalarız, çantamızı toplarız, marş marş okulumuza gideriz, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hı. Güzel, ben de gelirim sizinle. Oradan da takılırız abicim, ha? Hiç kıskanma kardeşim, ben o okul yolunu kızımla baş başa yürüyeceğim. Evet Uğur abicim, hiç kusura bakma. Bugün babamla bizim baş başa günümüz. Evet, bizim baş başa günümüz. Ay sevsinler, baba kıza bak ya. Babasının kızı işte. Tamam gidin siz hadi. O zaman güzelce kahvaltımızı edelim. Sonra okulumuza gidelim. Yavaş kızım. Hepsini bir anda yeme, boğulacaksın vallahi. Ben ne yapayım? Çok güzel babacığım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Baba. Hı.
biliyor musun? Sen yokken beni Mertcan'la Betül teyzem sinemaya götürdü. Film seyrettik, mısır yedik. He. Diyorum ki... Ne diyorsun acaba? De anladım ben bir şeyler diyeceğini. Söyle. Biz de mi Mertcan'ı sinemaya götürsek? Tamam, ben götürürüm seni sinemaya. Yok babacığım, yani Mertcan da gelsin. Tamam, biz ikimiz gideriz işte. Babacığım, ikimiz de gideriz de. Ne? Sen yokken ben çok üzüldüm. O yüzden beni sinemaya götürdüler. Ya bize götürsek ne olur? İyi, peki. Olur. Oley. Al bakalım şunu. Yabancılarla konuşma, okuldan tek başına çıkma, derslerini dinle, yemeğini ye. Onları da sil bakayım şöyle. Ben de. Oh, oh kızım benim. Öykü, ya sen de çantasına evde süt yoktu, süt koyamadım da sen alsan olur değil mi? Teşekkür ederim babacığım. Bak bak bak. Kızım sen de şu amcalarının gazına gelme bakayım. Ha. Ya niye gaza gelsin oğlum? Çocuk doğru söylüyor. Allah Allah. Bence de Canan ablam çok mutlu olur. İyi de yani. Ne bileyim, bilemedim. Ya oğlum tamam, uzatma. Paramız olduğu zaman böyle yıldızlı bir restorana da götürürsün. Şimdilik yani kızın gönlünü al diye diyoruz lan. İyi de yani evde hiçbir şey yok yani. Makarna. Dolapta sen tam takır. Ne? Makarna. Makarna var evde. Ben çok güzel makarna yaparım, peynirli. Abi bak, böyle yanında böyle büyük bir salata var. Çok güzel böyle. Aha. İyi tamam, kabul. Üf. Oley! Hadi gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi ben kaçtım beyler. Nereye? Gideyim bir iş bakayım ya. İyi tamam, hadi görüşürüz. Ufaklaş. Babanla Uğur abin sana emanet, tamam mı? Tamam. Hadi hadi, daha çok işimiz var. Etimizlenecek, yemek yapılacak. Oo, bitmez işler, bitmez. Bitmez babacığım, evet. İşte çabuk olmamız lazım. Candan Hanım, hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk ama. Uğur, ne oluyor? Efendim, alayım çantanızı. Yok, ben asarım. Lütfen efendim, çantanızı alayım. Montunuzu da alayım. Alayım lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Buyurun efendim, şöyle şunları asayım. Evet, buyurun, buyurun. Uğur, ne oluyor? Demir nerede, Öykü nerede? Ya Candan, bir geç Allah aşkına ya. Yani şey, buyurun Candan Hanım, Demir Bey gelecek. Lütfen buyur, buyurun. Buyurun. Peki. Buyurun. Ben Demir Bey'e haber verip hemen geliyorum efendim. Peki Uğur Bey. Tekrardan hoş geldiniz. Geldi. Bir iş yapıyoruz şu an ya Allah'ım, yarabbim, aynı evin içinde. Allah Allah, kız geldi, bekliyordum, bunu mu konuşacağız şimdi, hadi. Dur bir dur. Hadi. Hadi. Demir. Dur kalkma, kalkma Candan, otur. Otur lütfen. Yani senin için çok sana layık değil ama fazla. Güzel, teşekkür ederim. Buyurun. Efendim buyurun. Buyurun Demir Bey. Getir. Demir, bu mumlar, çiçekler falan çok güzel de ne oluyor? Efendim, restoranımıza hoş geldiniz. Teşekkür buyurun. Ederiz. Evet, şu. Buyurun, bu sizin menünüz. Teşekkür ederiz. Ne isterdiniz?
Siz ne tavsiye edersiniz? Vallahi bizim restoranımızdaki her şey mükemmeldir. Öyle mi? Tamam. O zaman ben makarna ile salata alayım. Tamam. Kalem, kalem. Makarna, salata. Sen babacığım, yani siz Demir Bey. Aynısından alayım ben de hanımefendi. İçecek olarak ne alırdınız? Meyve suyu. Tamam. Siz? Ben de aynısından alayım. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yermiş burası. Yeni açılmış. Evet evet, o zaman artık sık sık geliriz. Evet, geliriz. Candan, ben sana bir şey soracağım. Sor tabii. Ama bir garip gelebilir sana, yani gülme bana. Tamam mı? Demir, ben niye güleyim sana? Sor lütfen. Ne yapıyorsun? Candan, ben bugüne kadar hiçbir şey usulüne göre yapamadım. Yani kafamdakileri, yüreğimdekileri zor düzgün anlatamadım, gösteremedim. Demir, neden bahsediyorsun? Anlamadım. Candan dur, anlatıyorum. Pardon, devam et. Bölme beni. Benimle evlenir misin? Demir, biz zaten... Evliyiz, evliyiz. Ama formaliteden. Ben usulen de ne istiyorum. Yani hani sen beni sevdiğin için... ...ben seni sevdiğim için... ...aşk için yani olanından. Evlenir misin benimle? Durun. Yani yüzük alacak param yoktu. Ama bu çok kıymetli bir ip. Bu ip... Bu aslında benim kalbimden. Bu aslında benim kalbimden. Senin kalbine geçen bir yol. Senin kalbine geçen bir yol. Bu ip aslında benim sana olan aşkım için. Bu ip aslında sana olan aşkım için. Ve bunu buna her baktığında sana olan sevgimi hatırlaman için de bir iz aynı zamanda. Takayım mı? Bağlayayım mı? Hı hı. Bu da şey işte, taşı. Bravo! Bravo! Ayağına bas, ayağına bas, ayağına. Bas. Kardeşim benim ya. Ya benim kardeşim ya. Tebrik ederim. Şükür ederim. Kuzum benim. Candan. Tebrikler babacığım. Kızım benim. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ben çok şanslıyım, biliyorsunuz değil mi? Niye? Yani çünkü hiçbir çocuk babasının annesine evlilik teklif ettiğini görmemiş. Ama ben gördüm. Evet. Buyurun, buyurun siz şöyle yerlerinizi alalım efendim. Buyurun, buyurun. Tamam. Buyurun. Siz de gelin. Biz lütfen tamam. Biz yemekleri getirelim. Tekrardan hoş geldiniz. Buyurun. Öyle işte.
Vallahi elinize sağlık, çok güzel olmuş. Vallahi afiyet şeker olsun. Vallahi mutfakta Öykü şef olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Ellerinize sağlık şefim. Afiyet olsun. Ya kardeşim bir şey diyeceğim ya. Şöyle yazın size güzel bir kır düğünü yapalım mı? Ha? Hem böyle bir de kurtlarımızı da dökeriz. İnşallah kardeşim, yani durumumuz. Tamam oğlum, ne durumumuz ya? Çalışır hallederiz ya. Ben de çalışırım. Bir şekilde hallederiz yani. Güzel bir kır düğünü patlatırız. Üstüne bir de seni balayına göndeririz böyle ikinizi beraber, ha? Oğlum tamam. Gerek yok. Gerek yok gerçekten. Yani öyle düğün falan yapmamıza gerek yok ki yani. Gereksiz masraf. Yani gelinlik giymeyecek misin Canan abla? Yok kızım ya. Gerek yok gelinliğe falan. Hem en önemlisi ne bizim için şu an? Önce bir ev tutmak, değil mi? Tamam. Sonra konuşalım bunları. Tamam? Aynen. Zaten daha çok var. ben sofrayı toplayayım. Ha, ben yardım edeyim sana. Ya Candan Hanım. Yani Candan ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim ya. Yani gittiğin restoranda sofra topluyor musun sen? Ha? Toplamıyorsun değil mi? Burada da toplamayacağım. Ben toplayacağım sofrayı. Hadi. Kızım sen de hadi bakayım. Elini yüzünü yıka. Dişlerini fırçala. Sonra yatılacak. Babacığım. Alayım. Hanımefendi. Demir. Ya ben bak gerçekten ben düğün falan istemiyorum ya. Gerek yok bunlara. Ben senden tek bir şey istiyorum. O da senin benim yanımda olman. Candan. Öykü'yü uyuttuktan sonra şey yapalım mı? Ne? Film. Evet. İsteriz. Olur. Tamam. İzleriz. İzleriz. Tamam. Evet. Tamam. Bir güzel patlatırız. Mısır yeriz. Aynen. Tamam. Oturup izleyin siz filminizi. Nerede bunlar ya? Gelsin. Ya canım ailem benim ya. Çok mutlu olmuştur, değil mi? Evet. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim şefim. Rica ederim. Efendim patron. Günaydın Demir. Günaydın, günaydın patron da. Bir şey mi oldu? Sana bir iş buldum da onun için aramıştım. İş mi buldun? Nerede? Ya benim bir lokantacı arkadaşım var. Onun yanında. Ha iyi. Garsonluk mu yine peki? Yok be Demir. Bu sefer bulaşıkçılık. Ha olsun. Bulaşıkçılık da iyidir yani. Hem sonra servise de geçmiş olurum. Yani geçirirler herhalde. Tabii canım. Sen bir bak bakalım. Alış. Ondan sonra her şey olur. Ben sana konum atacağım. Sen git hemen görüş. Patron çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol. Sağ ol. Görüşmek üzere. Ne demek oğlum? Öykü kızımı da öp benim için. Tamam öperim. Hatta öptüm bile patron. Görüşürüz. Baba sen iş mi değiştiriyorsun? He? İş değiştiriyorum kızım. Niye? Kafeye ne oldu? Kafe şimdi patron yani İzmit'te yeni bir yer açınca burayı kapatmak zorunda kaldı. Ben de işte iş kendi buldu hatta. Yani baba şimdi sen bulaşıkçı mı olacaksın? Evet. Evet bulaşıkçı olacağım. Çok iyi değil mi?
Nasıl iyi? İyi kızım, iyi yani. Ben suyla oynamayı severim. Böyle bıcı bıcı yapacağım, deterjanı temizleyeceğim. Sen bakma böyle, garson olarak ben çok yoruluyordum kızım işte. Görüyordun sen de, belim falan ağrıyordu. Ya. Evet, evet. Hadi bakayım. Okuldan tek başına çıkma. Yabancılarla konuşma, derslerini iyi dinle, yemeğini ye. Ha, son iki ders bedendi değil mi? Hı hı. Tamam, yedek tişört koydum. Terli terli gezme, tamam mı? Tamam. Öp bakayım. Oh! Oh! Ha dur, süt parası. Baba gerek yok, dünden artmıştı benim. Peki. Hoşça kal. Günaydın Öykü. Günaydın. Gelsene sınıfa, ne oldu? Neden buradasın? Ne oldu? Bir şey olmuş, söylesene. Ya var var bir şey, söylesene hadi. Var tamam, para kazanmam lazım. Aa, nasıl yani? Bayağı para. Bizim evimiz yok. Eşyalarımız da yok. Babamın hiçbir şeye yetecek parası da yok. Ona destek olmam lazım. İyi de nasıl? Dün gece birazcık düşündüm. Kitaplarım olsa kitaplarımı satardım. Hepsi yandı. Su alayım, satayım desem. Su alacak param yok. Öykü. Hı? Benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bu işi beraber yapalım mı? Nasıl yapacağız? Harçlığını nasıl alıp satalım? Nasıl yani? Tamam, satalım ama hangi ara satacağız? Buldum. Hani son iki ders beden dersi ya. Hoca da yeni, tam isimlerimizi de bilmiyor. Hı. Anlasana işte. Son iki ders kaçacağız. Kimse de anlamayacak. Olur mu dersin? Olur bence. Başka nasıl satabiliriz ki? Doğru söylüyorsun. Ben de geleceğim. Ya, İlayda sen nereden çıktın ya? Bir yerden çıkmadım. Burada duruyordum. Size duydum. Ben de geleceğim diyorum. Olmaz. Olur. Olmaz. Geleceğim diyorum. Gelmiyorsun diyorum. Bana bakın, eğer beni anlasın size hemen öğretmeni söylerim. Günaydın. Öğretmenim, öğretmenim. İlayda. İlayda, yapma. İlayda, tamam, yapma. Günaydın. Bir şey mi söyleyeceksin İlaydacığım? Tamam. Yok bir şey öğretmenim, günaydın. Hadi sınıfa, ders başlıyor. Hadi. Öğretmen gelecek şimdi ya. İyi de Öğret amcayı nasıl atlatacağız? Of, bilmiyorum ki. Ya hadi öğretmen gelecek, çabuk bir yolunu bulmamız lazım. Gelin benimle. Sevap attı mı? Bilmiyoruz. Biz topu oynarken kaçtı. Durun ben alıp gelirim.
bir şey diyeceğim. Biz ne alacağız? Su alacağız dedik ya. Ya ne suyu? Mendil mi bu? Mendil satarım. Niye mendil? Çünkü hem hafif hem taşıması kolay. O kadar suyu nasıl taşıyacağız söyler misiniz? Doğru, doğru. Ha, şuradan market var, hadi gidelim. Ablacığım ister misin? İster misin? Mendillerim var. Abicim ister misin mendil? Yumuşacık, 50 kuruş. Çok yumuşak. Of, satamıyoruz. Abla, çok yumuşak mendil. İster misin? Sattık. Sen bir dakika hemen bak. Ne gerek var? Öykü bağırıyor işte. Ya ben bağırmak istiyorum. Ne var ki? Allah Allah. Tamam, bağırsın. Bak. Pardon, bakar mıydın? Mendil alır mısın? Ben dedim sana öykü bağırsın diye. Allah Allah! Uf Mertcan, bir şeye de karışma. Mendillerim var, 50 kuruş ayır. Abi alır mısın? Yumuşacık abi alır mısın? Mendillerim pardon, var! Pardon, bakar mısın? Pardon! Mendil alır mısın? Mendillerim var, ister misin? Bunlar bize mi geliyor? Geliyor, geliyor. Bunlar kimse geliyor. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz burada? Mendil satıyoruz. Ne var ki? Burada satamazsınız. Hadi yaylanın. Niyeymiş o? Bak, burası var ya, bizim. Burası sizin değil. Herkese ait bir park. Bana baksana sen. Bakıyorum, ne oldu? Tamam. Bırak ya. Tamam, Öykü hadi gel. Tamam, Öykü hadi tamam, gidelim. Öykü. Ben sana al poşeti. Hadi ya. Tamam, gidiyoruz. Al, al bunu, ben taşıyamam. Dur, ben Öykü şey yapayım. Tamam, hadi Öykü, hadi. Öykü, tamam. Öykü, tamam. Tamam. Ne? Tamam. Ya tamam, bakma. Hadi beyler, dizin şuraya. Hadi. Abi mendil alır mısın? Abi mendil alır mısın? Ya bir şey söyleyeceğim, ben çok yoruldum. Şurada oturup satalım işte. Olmaz mı? Bence de Mertcan, ben de çok yoruldum. İyi tamam o zaman, şuraya oturalım. Yere sereceğiz mendilleri de. Ben bunu döküyorum, para poşetimiz de bizim. Tamam. Tamam ama ona mendil koy çünkü bir şey yapar. Uçmaz uçmaz, yanımıza zaten. Abla! Mendil alır mısınız? Mendil. Alırım. Çok teşekkür ederiz. Vay be, baya kazandık değil mi? Aynen. Ya bir şey söyleyeceğim, ben çok acıktım. Ben de çok acıktım. Ben de. Şurada gidip falan gidip tost alalım. Gidelim. O para Öykü'ye lazım. De daha mendilimiz var, onları da satarız. Aynen, hadi gidip alalım ne olur, çok acıktım. Şunları alalım. O da var. Başka var mı? Okay. Yok. Yok, tamam. Hadi gel. Sevgi, nerede bu kız ya? Ben de anlamadım ki. Öğretmen Hanım, İlayda nerede acaba? Haberiniz var mı sizin? Yok Ayla Hanım. Ben de son iki dersi yoktum. Mertcan da yok. Mertcan da mı yok? Bir şey geldi. Bunların başına bir şey geldi. Yok. Ya bir şey yoktur. Üstlerini başlarını değiştiriyorlardır. Çocuklar oyalanıyordur yukarıda. Ayla Hanım sakin olun. Olamam ben. Sakin falan olamam. Bir şey oldu. İlayda! Yavrum! İlayda! Mendiller! Ya mendiller! Mendiller! Mendil yok. Ya sen yanına almadın mı? Ya niye alayım İlayda? Ben de almadım ki. O zaman başkası aldı. Ne yapacağız ya?
Vallahi ben karışmıyorum. Mert'in kalın artısıyla yeni mendilim. Benim de param yok ki. Nasıl yani? Vay vay, hepsiyle mendil aldık. De bende de yok işte. Vallahi bana bakmayın, zaten bende yoktu. Ya o zaman çok istatı geldi mi acaba ya? Üf. Of ya, ne yapacağız şimdi ya? Tamam, sakin olun, dolmuşa biner gideriz. Hangi parayla Öykü? Doğru söylüyorsun. Ya ben neredeyiz onu bile anlamadım ki. Ben burada okulun yolunu hayatta bulamam. Annem beni mahvedecek. Ya benimki de. Düşün, peşime gidiyoruz. Sen beni takip et yeter. Benim kızım gitmez, söylemeden gitmez. Öyle bir kızı biliyorsunuz, siz de tanıyorsunuz. Tamam, mümkün tamam. Değil yani. Bana haber vermeden mümkün değil. Bir sakin olun lütfen. Nasıl olayım? Sakin kız yok. Beden hocası yeni olduğu için çocukları tanımıyormuş. Bilmiyormuş yani. Olay mı? Siz ne diyorsunuz ya? Siz beni burada bayıltacak mısınız? Ne diyorsunuz siz? Ya bu kaçıncı skandal bu okuldaki artık? Yeter! Şşş! Bir sakin ya. Bir sakin. Bizim de çocuğumuz kayıp. Sakin. Sen karışma! Şşş! Ay delireceğim. Nerede bu çocuklar? Ya sakin olun. Bakın ben babamı da aradım. Polis de arıyor bir taraftan. Çocuklar belli ki dersten kaçmışlar. Çok uzaklaşmış olamazlar. Lütfen oturun. Bir sakin olun. Çocuğu olmayana konuşmak böyle kolay işte. Çok kolay. Ayla Hanım. Sevgi Hanım lütfen. Ya Sevgi, gözünü seveyim, uğraşma şununla ya. Bırak. Ben şu Demir'i bir arayayım, haber vereyim, tamam mı? Efendim Uğur? İşteyim, ne oldu? Ne? Ne diyorsun oğlum? Ne demek Öykü yok ortalarda? Sen neredesin? Tamam kapat. Kapat, ben aramaya çıkıyorum, tamam. Ayhan Bey, benim acil çıkmam gerekiyor. Hayırdır Demir, ne oldu? Kızımla ilgili bir durum oldu da. Ama ilk günden olmaz ki Demir. Kızımla ilgili bir durum oldu diyorum. Ben de ilk günden olmaz diyorum. Olur. Ya yoruldum diyorum sana. Tamam duralım. Nasıl gideceksin be eve? Ben sizi okula götüreceğim, söz kolay zaten. Hiç de bile ya annem beni bulamayıp gittiyse. Hadi'cim niye gitsin? Ya Öykü, daha çok yürüyecek miyiz? Bilmiyorum Mert'im, bilmiyorum. Kafam karıştı. Al işte, hani sen her yeri biliyordun, her yere giderdin. Giderim ama şu anda kafam karıştı. Toplayayım kafamı, gideceğiz. Şu taraftan gideceğiz. Emin misin? Eminim, hadi. Hadi ileride gel. Ben böyle bir açıklama kabul etmiyorum. Gerçekten kabul edemiyorum. Böyle bir şey yok. Olma hakim. Böyle bir şey tamam, yok. Tamam hanımlar, sakin olun. Ekip çıkmış. Onlar gelince çocuklarınızı bulacak. Ben de bir şey yapayım, çıkayım. Etrafa bir bakınayım. Belki bir yerlerdelerdir. Ne bileyim. Ha? Bir şey olursa haber ver. Bir gelişme var. Pardon ya, buralarda küçük bir kız çocuğu gördünüz mü Esmer? Yanında da iki bir arkadaş olacak. Yok, görmedik.
Tamam sen. Şu neredesin? Neredesin Öykü? Çocuklar, küçük bir kız gördünüz mü bu boylarda esmer? Bir de ya kızıl bir arkadaşı vardı yanında, bir de oğlan vardı. Ha gördüm gördüm, şurada mendil satıyorlardı. Nasıl mendil satıyorlardı? Karıştırıyor mu? Yo bayağı eminim, iki kız bir oğlan, üzerlerinde şoban vardı. Mendil satıyorlardı bayağı. Evet, evet onlar. Nereye gittiler peki? Bilmiyorum ki, başka çocuklar kovaladı, onlar da kaçtılar. Başka çocuklar mı kovaladı? Öbürü mendil satanlar işte. Nereye, bu tarafa doğru mu gittiler? Evet, o tarafa doğru gittiler. Galiba gerçekten kaybolduk. Ama ben biliyordum yolu. Gerçekten biliyordum. Öyle kaçtırdın işte. Ne yapalım? Ben annemi istiyorum anne. İlayda ağlama tamam ya. Hepimiz eve gideceğiz. Çok da susadım. Keşke susaksaydık. Demek mendil satmak ha? Öykü! Baba! 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 İyi misin? İyiyim, iyi misin? Babacığım, bir şey var mı? Babacığım. Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz, sadece korktuk. Korktunuz ha? Siz daha korkma görmediniz. Meraktan öldürdünüz bizi. Haberiniz var mı? Seninle sonra görüşeceğim Öykü. Yürüyün. Yanımdan yürü. Efendim Demir. Komiserim. Çocukları buldum. Çantanı al. Öyle mi? Evet evet, yanımdalar şimdi. Güzel. Güzel. İyiler değil mi? Bir şeyleri yok yani. İyiler, iyiler. Siz yanınızdakilere söyleyin. Geliyoruz şimdi buradan. Tamam. Sen burayı merak etme. Tamam. Geç, geç. Geç. Of, benim kızım, benim prensesim nerede? Nerede benim prensesim? Ben söyledim ona. Ben dedim bu Öykü'ye uyma dedim. Senin aklını çel misin dedim ben ona. Ayla Hanım. Ama ne bilsin? Benim kızım ne bilsin? Allah bilir ne şeytanlıklar yaptı aklını çeldi yavrumun. Ha yeter ama artık. Tamam anlıyorum yani sinirlisiniz, gerginsiniz. Hepimiz öyleyiz de küçücük çocuğu böyle suçlayamazsınız. Sahip çıkacaksın o zaman o kızına. O kızına sahip çıkacaksın. Candan tamam. Ama pardon sen anne değilsin ki. Sen ne bileceksin anneliği, ne bileceksin? Ay yok artık. Lütfen biraz sakin olun ya. Olamam sen... sakin. Hanımlar, hanımlar ne yapıyorsunuz? Sinirlerinize hakim olun. Şimdi iyi bir haber aldık. Nasıl? Çocuklar bulunmuş. Ay çok şükür. Oh çok şükür. Nasıl, iyi mi çocuklar? Nerede buldunuz? Çocuklar iyiymiş. Yani Demir onların yanlarında. O bulmuş zaten. Oradan telefon açtı. Buraya geliyorlarmış. Mesele yok. Ay çok geçmiş olsun hepimize. Geçmiş olsun. Gözünüz aydın. Hadi o zaman. Ben duramam burada artık. Be yeter. Bekle bekle.
gidiyoruz babacığım? Düşün önüme. Geç. Tamam. Geç. Öykü. Öykü. Annem. Ben de benim aklıma çıktı. Tamam, merak etme. İyi misin anneciğim? Ha? Bak bana, bak bana. İyi misin yavrum? Bana bak. Öykücüğüm çok korkuttunuz bizi. Ne oldu? Niye yaptınız böyle bir şey? Tamam ama vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Ay neyse, iyisiniz ya. Önemli olan bu. Nereye gittiniz peki? Neredeydiniz? Sokağın bir köşesinde tünemiş kalmışlar. Korkmuşlar, çıkamamışlar da. Başınıza bir şey mi geldi? Yavrum başına bir şey mi geldi? Söyle bana, ne oldu? Hani vallahi bir şey gelmedi gerçekten. İyiler ya, önemli olan bu. Bu ne ya? Bu ne rahatlık böyle ya? Benim evladımın canı tehlikeye girdi bunun yüzünden. Nasıl böyle rahat rahat konuşuyorsunuz siz ya? Çok pardon. Ne yapıyorsunuz siz? Bir özür diler, insan bir özür diler ama sizde o incelik nerede? Ne yaparsa, ne ederse bu kız haklı hep. Ağzınızı açıp bir kelime etmiyorsunuz ya. Komiser Bey, ben şikayetçiyim bunlardan. Yeter artık ya. Bunlar benim çocuğumu kaçırdılar. Hayda, bu nereden çıktı şimdi hanımefendi? Her şey kazası belası bitti işte. Bundan sonrasını herkes kendi evinde halletsin. Büyütmeye gerek yok. Büyütmeye gerek yok, ha? Büyütmeye gerek yok. Siz bana baksanıza bir. Ayla Hanım, haklısınız. Özür dilerim. Ben Öykü'yle gerekli konuşmayı yapacağım, merak etmeyin. Tamam. Siz gerekeni yaparsınız. Gel kızım, gel. Gel, evde konuşacağız seninle. Neyse, hepinize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Komiserim sağ olun, gerçekten. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun Demir. Çocuklar çok korkmuş belli. Ama sen yine münasip bir dille kızınla konuş. Çok iyi yaşadınız, tamam? Ama bu son olsun. Siz merak etmeyin komiserim. Ben kendileriyle münasip bir dille konuşacağım. Sağ olun, sizi de buraya kadar yorduk. Teşekkürler. Teşekküre gerek yok. Bizim işimiz bu Demir. Sen de artık yaramazlık yapma, tamam mı? Geçmiş olsun. Görüşürüz. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.